Peki hocam, tam da bu konu üzerine bir hastamız mesela bazı hastaneye bir hastaneye gidiyor. Bypass deniliyor. Bazı hastaneye gidiliyor, stent takılacak deniliyor. Peki hastalarımız bu durumda ne yapmaları gerekiyor? Neye göre bu teşhisler konuluyor? Evet. Şimdi bu tabii kardiyoloji alanının en tartışmalı konusudur. Yani bypass denilen bir hastaya bir başka yerde stent takılabiliyor, stent daha uygundur denilebiliyor. Tartışmalı olması da aslında çok doğal çünkü tüm dünyada tartışılan bir şey. Bugün bu ülkeye, bizim ülkemize mahsus bir şey değil. Bu döneme mahsus da değil daha doğrusu. Hastanelerin herhangi bir merkez düşünelim. Burada bir kardiyoloji ekibi var. Yanında da kalp damar cerrahisi ekibi var. Sonuçta her iki hekim grubu da elbette ki hastalarının tedavisi için uğraşıyor. Tabii. Hastalarımızın yıllar içerisinde bypass ihtiyacı oranı çok ciddi düzeyde düştü. Öncelikle bunu belirtmek lazım. Yani bizim 2000'li yıllarda anjiyografi yapılıp damarlarında problem görülen hastaların ortalama 1/3'ü bypass kararıyla yönlendirilirken bugün için konuşursak %10'lara düştü bu. Yani ama elbette hekimden hekime ve hastaneden hastaneye bu farklılıklar var. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bu bir yaklaşım farklılığıdır. Hastaların önemli bir kısmında da şu var. Bypass da bir doğru tedavidir. Stent de bir doğru tedavidir. Büyük kısmı böyledir aslında hastalarımızın. Bir kısmı vardır ki sadece stent mantıklıdır bu hastada. Buna bypass demek doğru değildir deriz. Bir kısım hastaya bu bypass olmalıdır. Bunun stent gibi bir alternatifi yoktur. Stent takmak uygun değildir deriz. Ama önemli bir kısmına da şu an itibariyle stent takılsa da bir tedavidir. Bypass yapılsa da bir tedavidir. Burada hasta tercihi, hastanın bir takım riskleri taşıyıp taşımaması. Mesela 80 yaşında bir hastaya bypass kararı verirken elbette tereddüt ediyoruz. Yani şimdi bu hastanın akciğer problemi olur, bu hastamızın düşkünlük problemi olur, yara iyileşmesi daha geç olur. Bu tür faktörleri hesaba katarak karar vermek lazım. Genellikle hastalarımızın yaşadığı sıkıntılar aslında farklı yerlerde farklı cevaplar almalarının altında da bu yatıyor. Hastalarımız biraz da ekibin tecrübesiyle ilgili. Bazı hastanelerde cerrahi ekip çok tecrübelidir, çok daha baskındır, çok daha yeterlidir. Kardiyoloji ekibi standart bir hizmet sunar. Uygunluk çerçevesinde değerlendirilir. Burada vermemiz gereken esas mesaj, hastalarımız bir kararla karşı karşıya kaldıklarında kendilerine sizin bypass olmanız gerekiyor gibi bir şey söylediğinde bunu kulak ardı etmesinler öncelikle. Bu çok önemli.